Analiz gündemde yeni programla karşınızdayız. İsrafil abiyle tekrar beraberiz. Ve bugün yine deprem sonrasında sivil toplum kuruluşları ama sivil toplum kuruluşları ve dernekler üzerinden bu sefer yaşanan bir ayrışma vardı depremde. Özellikle Ahbap ve Babala TV üzerinden bu kez yüründü karşıya Afad ve Kızılay kondu ve Afad üzerinden ortada devlet yok. Biz sahipsiziz. Yani çok garip şeyler duyduk. Bizim ilk kez bu kadar sahipsiz olduğumuzu gören sanatçılar oldu. Bunu fark edip çok çok üzülen vatansever sanatçılarımız ortaya çıktı. Ortada devlet olmadığını sadece Haluk Levent'in ahbapları olduğunu söyleyenler oldu. Afad'ın üstünde bir reklamı var diye yardım kollarını kabul etmediğini söyleyenler oldu hafızlık törenlerinde ordu gibi geçen hacılar, hocalar, sarıklılar nerede diye bağıranlar oldu televizyonlarda. E, Afad'ın adı neden Arapça kardeşim başka Türkçe isim mi yoktu diyenler oldu. E, ama hep hedefte devlet vardı. Ve ilk programda da konuştuğumuz gibi devlet yok, vatandaş sahipsiz algısı üstüne oynandı. Bu neden oldu sizce? Aslında Tolga burada e, çok... Bu ne? arada bunlar hep ilk aklıma gelenler. Belki binlerce var. Evet. Tabii tabii daha fazlası var. Burada şöyle bir durum var. Uzun zamandır e, toplum mühendisliği yapan kesimler, bu toplumu dizayn edenler daha önce yapıyorlardı. Son yıllarda başaramadıkları için içlerinde biriktirdikleri hınçları aslında bu kurumlar üzerinden yansıtmaya başladılar. Aslında bu kurumların birçoğunun böyle de bir derdi olmayabilir. Ama özellikle ve ısrarla onları bir yere iterek bir algı oluşturmaya Çalıştılar. Bu aslında devlet için çok tehlikeli bir durum, millet için çok tehlikeli bir durum, sıkıntılı bir durum yani yapılmaması gereken. Yani böyle büyük bir acı karşısında işte adın niye afat, bilmem hacı, Arapça afat Arapçadan geliyor ama Türkçeleşmiş bir şey. Ya Türkçe'de o kadar çok Arapçadan, Farsçadan, İngilizceden, Fransızcadan gelen kelime var ki kardeşim. O zaman Türkçe'den bunları çıkarırsanız bir kabile dilir kalır geriye. O zaman birbirimize kuş deliyle anlaşırız. Öyle değil yani. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Türkçemizde kazandırılmış güzel bir kelime. Biz mani belki, manipülasyon de diyemedik geçen program. Yani, programın adını manipülasyon evet, koyamadık. Siz evet. karşı çıktınız. Evet, Neden? Ben, ben de çünkü böyle Ama işte Fransızcaydı. Keşke kabul etseydiniz. Hayır şöyle. <laughs> ağır, ifadesiz, zor. Türkçemize yani bu da manipülasyonun karşılığını da çok bulamadığımız için hani kullanalım dedik ama bir de kitabın isminde veya neydi programın adında insanın adında böyle bu tür kavramları mümkün olduğunca kullanmamaya çalışmak lazım. Ben Türkçe hassasiyetimi hala <laughs> koruyorum orada. Onun için ama burada yani böyle durumdan vazife çıkaracak bir kitle var ya. Yani. Bunların ben sana söyleyeyim bak niyetleri bozuk. Kesin. Yok yok canım. Yok canım diyor. Diyor. Bunların, bunların gerçekten niyeti bozuk. Yani bunlar İyilik sadece beşinde, sade, sadece niyetleri değil. Ya neyse ben en basitinden söylüyorum. Niyet bozuk olunca istikamet de bozuk oluyor. Çünkü sürekli kötülük arıyorsun. Küretti devlete ve millete karşı bir hınç. Ya bu nasıl bir zihniyettir? Nasıl bir düşüncedir? Yani bir hareketten, durumdan vazife çıkararak işte bir grup top para topluyor, bir sanatçı grubu. Gayet güzel bu. Normal bir şey ya. Bunu siyasallaştırarak adamlara da kötülük yapıyorsun. Evet. Şimdi onlar da kıvran, kıvranıyorlar. Biz öyle değiliz, biz evet. böyle değiliz filan yani demek zorunda. Ki, ben ama ben ısrarla ben siz diyorlar böylesiniz. Ben devlet düşmanı çıkmaz. İşte diye, evet. Evet. E ne güzel. Bravo yani. Böyle olması gerekir ama ısrarla birileri onları oraya doğru itmek istiyor. Israrla onları yönlendirerek durumdan vazife çıkarıp toplumda acıları çoğaltmak istiyorlar. İşte sarıklar, cübbeler, sarıklar, cübbeler hepsi Yardım yapıyorlar, Sağdaydı, Gör, görmeyenler açsın gözlerini gitsinler bir daha baksınlar. Hepsi orada, bu toplumun bütün renkleri oradaydı ve bütün renkleriyle yardımda varlardı. Ve bu eleştiren, toplum mühendisliği yapanların da top, oralarda olduğu sayısı çok az, bir elin parmaklarını geçmezler ya. Yani. Bir de belirli noktalarda adresleri vardır, etiketleri vardır. Onları da küçümsemiyorum. Yani bir taşı, bir çakıl taşını kaldıranın elini öperiz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İçeriden veya dışarıdan dünyanın birçok ülkesinden insanlar geldi yardım ettiler. İçeriden gitti yardım ettiler. Bunun ideolojisi olmaz. Ama bu toplumun ekseriyeti bunu e, kategorileştirmedi ki. Ekseriyeti bunu ötekileştirmedi ki. Sen oturuyorsun medyanın başında. Afat'ın ismi niye Arapça? Hacılar, hocalar nerede? Hacılar, hocalar orada. Sen neredesin? Sen yoksun. Yok. Sen bu toplumda da yoksun. Topluma sürekli dayatarak zemin almaya çalışıyorsun. Yok böyle bir toplum. Gerçeği kabul edeceğiz. Toplumun değerleriyle savaşmayacağız Tolga. En büyük sıkıntı toplumun değerleriyle savaşan bir kitle var. Peki neden azındıkların sesi daha çok çıkıyor? Çok. Bari. Ve biz neden sanki bütün toplumu onlar yönlendiriyormuş gibi hissediyoruz? Ya şöyle bir taraf var. Bunlar daha örgütlü yani şey açısından söylüyorum. Medya anlamında daha örgütlü. Mesela yardım anlamında örgütlü değiller bak. Yani oradan mazze, haber üretmek anlamında daha örgütlüler. Bir de sürekli kötülüğü yani 40 gün bir insana veli mi deli mi derseniz veli olur veya deli olur ya. Bunlar her gün tekrar ediyorlar. Dikkat edin bazı gazeteler, bazı mecralar, bazı organlar her gün kötülük yapıyor. Her gün ya bu toplumda her gün mü kötülük oluyor? Bu ülkeyi yönetenler her gün mü kötülük düşünüyor? Diyor ki işte geçen de konuştuk. Ya bakan diyor şov yapıyor diyor. Saçı sakallı gibi. Ya adamları <laughs> görüyorum. Adamların hallerine bakıyorum. Ya bu şov bu kadar da yapılmaz kardeşim. Yani ben görüntü uzmanım. Benim uzmanlık alanım görüntünün dili medya. Adamlara bakıyorum. Haleti ruhiyelerini de biliyorum ya. İnsanlar can hıraş sahada bir şeyler yapmak peşindeler. Bu ne kadar güzel bir şey. Gerçekten takdir edilmesi gereken, iltifat edilmesi gereken, dua edilmesi gereken bir durum varken ya siz de gidin yapın, siz de bulunun. Ya deyin ki kardeşim, şu anda hesaplaşma zamanı değildir. Şu anda siyasallaşma zamanı değildir. Şu anda bir yaraları saralım, bir toplu ve birlikte olduğumuzu ifade edelim, millet olduğumuzu dünyaya gösterelim, ayrışmayalım bölünmeyelim, parçalanmayalım. Açıkçası son yaşadığımız deprem bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Artık nüfusu bu kadar büyük şehirler olmamalı. Yani işte Hatay 2 milyon, işte Antep 2 milyon, Urfa 2 milyon yaklaşık olarak söylüyorum. Evet. Tam rakamları bilmiyorum ama gerçekten büyük şehirler yani iki bunlar. 2 milyon değildi. De evet. Sürekli. Yani bu kadar büyük şehirlerin yönetiminin zorluğunun yanısı sıra insanın yaşam kalitesi anlamında söylüyorum. Bir felaket durumunda da yönetilmesi çok zor. İşte gördük yani. Binalar üst üste yığıldı. Yollar kapandı. Hiç kimse bir yere gidemedi. Millet evet. şehirden çıkmaya çalıştı. Trafik kilitlendi. İstanbul'da da nitekim bayramlarda bir de yaşıyoruz deprem ya. Deprem günü kar vardı. Evet. Kar tipi derken evet. hava, hava yani Me çalışmadı. Mevla bütün sıkıntıları bir orada yaşadık. bir arada bir yaşattı insanlarımıza. Onun için şehirlerin e, aslında bunun örnekleri var. Mesela Almanya şehirlerini ben onların da birçoğunu gördüm. Mesela Berlin en büyük şehri 4,5 milyondur. İşte e, Frankfurt e, sanıyorum 2 milyon filan. Ondan sonrası 500-600 milyon. Ama üretimleri Şehirin, herhalde ülkenin bir, her yerine dağılmış bir de, bir de durumda. Üretim dağıtılmış. Aynen öyle. Yani bizde sadece Marmara yani İstanbul, Kocaeli, Bursa hattında değil. Bütün ülkenin genelinde şey var, üretim var. Ve insanlar o bölgenin etrafında yaşadıkları için diğer tarafta zaten çok fazla işleri tabii olmuyor. Tabii yani Turistik seyahat dışında. Marka şehir, her ma şehrin bir üretim markası var. O markaya yönelik bir kümelenme oluşmuş durumda. Ve bütün ne denir, yurt satına dağılmış bir vaziyet. Bizim de yani sanayi bir yerde toplamak riskli. Nüfusu bir yere toplamak riskli. Onun için daha küçük ölçekli şehirlere ihtiyacımız var. Benim kendi tespitlerim bir hani ben bir mühendis değilim bir şeye dayalı veriye dayalı da konuşmuyorum. Uzun zamandır kafamda geliştirdim bir şehir 100 bin nüfustan fazla olmamalı diye bu çağda biraz da dijitalleşmeyi de düşünerek söylüyorum. Böyle bir şehir yeterli olur. Bizim aslında tarihimize baktığımız zaman da e, atalar daha dikkatli davranmışlar. Şehirleri tarım arazilerine yapmamışlar. Hani biz hep anlamıyoruz ya bizim köyü niye dağın eteğine, kasabayı niye dağın tepesine yapmışlar diye. Ya. şimdi deprem olunca anlıyoruz ki ya, bir bildikleri de varmış. Yani bizim onların çok bildiklerini düşünmediğimiz insanların bir feraseti, bir öngörüsü, bir bilgisi varmış ki şehirlerini, köylerini, dağların eteklerine ve tepelerine yapmışlar. Toplumda böyle bir şey de var değil mi? Yani toplumun bir kesimi çok akıllı, çok zeki, her şeyi biliyor. Yanlış yapma ihtimalleri yok. Ve toplumun kendini bu şekilde gören kesim de diyor ki toplumun diğer kesimi de onlar cahil. Yani çok dikkate almayın, muhatap da olmayın. Hatta cahille sohbeti kesin şeyindeler, kafasındalar. Bilgi ukalalığı var maalesef. yani, Bilgi ukalalığı var. Yani bir kendi dünyalarından olmayanları ötekileştirmek, küçümsemek ve dışlamak. Bu da çok acı bir durum. Çok da insani bir durum değil açıkçası. Yani her insan kendi bulunduğu yerde kıymetlidir, değerlidir. Her insan eşrefi mahlukattır. İnsana öyle bakmak lazım. Bilgisi birikimi fazla olur. Sen çok okudun. O az okudu feraset sahibi. Sen çok okudun. Ee, i̇nsanlara tepeden bakma lüksüne sahip değilsin. Çok okudunsa, çok bildinse çok mütevazı ol. Değil mi? Olgun başak derler ya eğilir. Olamıyorsun. Sen çünkü ötekileştiriyorsun. Küçümsüyorsun insanlara, eşya muamelesi yapıyorsun. Halbuki o az bilmiş insanların ferasetiyle işte deprem bölgesinde de görüyoruz. O beğenmedikleri insanlar... Nasıl koşarak canhıraş yardım ediyorlar. Yine beğenmediler. Ee, yani arası. yine beğenmediler. Niye e, Allahu Ekber diyerek yaralıları çıkartıyorlar enkazlardan ki? Burası şey mi? Tekke mi? Burası cami mi? Deprem Burada, en, de, deprem enkazında Allahu Ekber demenin ne anlamı varmış? Diye. Ya, Merdan bu, Yanardağ dedi evet. bunu galiba. Unuttukları şey şu. <laughs> bu toplum. İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir toplumdur ve Müslüman bir toplumdur. Müslümanlığı da çok temiz yaşayan bir toplumdur. Ne dediğini bilir. Onlar Allah Ekber'in ne demek olduğunu bilmedikleri için işte cehalet diyorlar. Ya, o cehaletlerinden dolayı her işi birbirine karıştırıyorlar. O yüzden. Bu insanlar allah Bekber Ekber de diyecek. Depremin altında kalan insanlar Yasin sureleriyle, dualarıyla ayakta kaldıklarını da ifade edecekler. Ya ne diyecek insan depremden çıkan adam? Ne demesini beklersiniz ya? Şükür diyecek ya. Ya Rabbi şükür diyecek. Teşekkür edecek. Nasıl olacak başka türlü? Yani siz insanları böyle robotik bir şey mi sanıyorsunuz? Yani sadece bilgiyle mücehes edilmiş bir eşya mı sanıyorsunuz? Robot mu bir insan? Bunların insanların aklı olduğu kadar kalbi de var. Evet. Kalbi var, yüreği var, merhameti var. Bunlarla ayakta duruyor toplum ya. Toplum diyor ki işte geçen bir uluslararası bir tıp profesörü deprem bölgesinde dolaştım diyor. Bu kadar acıdan umut çıkaran insanlar görmedim diyor dünyanın hiçbir yerinde. E görmüyor musunuz çadırda mikrofon uzatılan insanların ferasetini, sabrını, tevekkülünü? Ya bunları konuşmayacağız. Ne konuşacağız ya? Yani insanların psikolojisini bozmak için bir kötülük mekanizmasının çalışmaması lazım. Her gün kalkıp yatıp hesap soracağız. Ya kim kimden <laughs> hesap soracak? Sen ne yapıyordun bugüne kadar hesap sorulacak adamlarla? Birisi de sensin yani hesap soracaksan ya. Tabii ki bir bunun bir muhasebesi yapılması lazım. Maddi manevi. Yani her anlamda muhasebesinin yapılması lazım. Eksiğimiz, yanlışımız neredeydi? Sorumlular kimse cezalandırılması lazım kasten sorumluluk sahibi olan insanlardan devletimizin mekanizmalarıyla hesap sorulması lazım. Ama sen onu önceden linç edemezsin. Hesap sorma yetkisi devlettedir Tolga. Doğru. Hesap sorma yetkisi şahıslarda değildir. Ama şahıslar. Şahıslar, hesap soracağız şahıslar adaleti sağlayamaz. Adaleti sağlayacak olan devlettir. Tek başınıza, kendi size zarar verenden onun cezasını siz tahsil edemezsiniz o açıdan o kadar acayip şeyler oluyor ki yani daha neler olacak yani ee, dışında... tutuklanan müteahhitlerden yok o AK Partiliydi bunu dışarı çıkarlar. yok bu CHP'liydi bunu suçlu yaptılar öyle oldu böyle oldu bu ülkede hukuk kalmadı bu ülkede adalet yok ee, bu ülkede ben yargıya da güvenmiyorum hukuka da güvenmiyorum devlete güvenmiyorum devlet zaten yok bir sürü şey söylenecek hala da söylenecek yani bu, şu, bunlar şöyle düşünüyor, bu bir aptallık sendromu, yani ciddi bir problem bu. Aslında psikologların, psikiyatristlerin bunu oturup ciddi ciddi, gerçekten söylüyorum ya, böyle bir kafa olamaz ya. Nerede yaşıyorlar bunlar yani? Dünyada herkes cennette yaşıyor, biz cehennemde mi yaşıyoruz? Ya bizim sınırların dışında her yer cennet. Ya yok yok böyle bir şey ya, yoklu böyle bir şey ya. O yüzden her gün Instagram'da fotoğraf görüyoruz. Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir garson kazandı diye. Yani böyle <gülüyor> <gülüyor> garip garip. Ya gittik gördük. Az çok ben de bu ülkelerin bir bir kısmını dolaşma imkanım da buldu Öyle güldük. Ruslantık her yer çiçek açmış cennet bahçeleri falan değiller ya. Ya onun için de bizim yani hem o anlamda da şükretmemiz de Dezle çok güzel bir ülkedeyiz. Dezle Dezle gidince her yer çok güzel. Evet. Ama yaşamaya gelince hiç öyle şey olmuyor. Gezmeye gidince de güzel değil ya. Da. ya bu Değişik ülke, oluyor yani. Ya, bu daha ben ilk kez gidince bir bir hoşuma gitti. İkinci gidince bilmiyorum Ama ben de. O ülke çok güzel bir ülke. Burası bir güzel. Şey. Ben her yerini gezdim. Evet, o açıdan, çok şükür. Şimdi onun için yani biz bulunduğumuz ülkenin nimetlerini, imkanlarını, fırsatlarını birlikte çoğaltarak büyümemiz lazım. E bilim de buna hitap edecek. Bilim diye bir kutsanmış bir inek yok ya. Böyle bir şey yok. Bir de böyle bir şey var. Bilim, bilim, Şöyle bilim. Şöyle yapalım mı? Bu konuyu bir dahaki bölümde konuşalım. Tamam. Yani dinle bilimi karşı karşıya getiriyorlar. Tamam. Bunların ikisi karşılıklı. Yani dinle bilim her zaman çatışır mı? Din adamları bilim adamlarıyla çatışmış mıdır? Evet. Din ve bilim hep kavga mı eder? Kavga mı etmek zorunda kim kazanırı? Tamam. Mesela bir dahaki bölümde konuşalım. Olur, olur. Çok da güzel bir konu olur. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu bölüm bitti. Yeniden görüşeceğiz.